Herkese selamlar, sevgiler, merhabalar efendim. Bir Farklı Açıdan programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Van TSO Başkanı Necdet Taklay ile konuşacağız. Tabii kente dair konular var, başlıklar var. Kentin ekonomik gündemi var, o sebebe seçimleri var ve ayrıca İran var, Barki var. Necdet Bey hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Tüm Van halkına selam, saygılar, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Serin günler diliyorum. Sağ olun. Bugün Face'den yayınımız yok ama YouTube'da yayınımız var. YouTube Salih Keşken sayfasında yayınımız var. Birazdan şeyde de yayınımız olacak. Vanradikal.com internet sitesinden de canlı yayın verecekler arkadaşlar. Yaklaşık bir 3 dakika sonra oradan da canlı yayından bizi Vanradikal.com internet sitesinden canlı yayından seyredebilecekler. Face'de ağırlık var. Şimdi o sebep seçimini ikinci plana bırakalım. Dün şey konuk aldım. Doçent Doktor Suat Parin'i konuk aldım. Oteller tıklım tıklımmış. Yer yokmuş. Suat Bey otelciliğe mi girecek? Yani yok, otelciliğe değil, şey konuştuk, İran'dan Van algısını konuştuk. Önemli bir başlıktı evet, hakikaten. 2016, evet, 2016'da yayınlanan bir Van algısı. Çok ilginç başlıklar da çıktı. Onu da birazdan değerlendireceğiz. İranlılar artık Van'ı ikinci evi gibi mi görüyor? Fasting shopping miydi? Onun katkısı mı var orada yaptığınız çalışmaların, ne kadar katkısı var? Suat Bey ondan bahsetmedi mi? Hakkınızı teslim etti yani. O çalışmanın hakikaten İran üzerinde etkisinden bahsetti evet, yani. Yani ben yanlış hatırlamıyorsam tabii biz Suat Hoca'nın 2016 yılında yaklaşık 1000 İranlıyla yapmış olduğu anket sonuçlarını Van Valisi'nin de katılımıyla odamızda düzenlediğimiz bir programda kamuoyuyla paylaşmıştık. Orada şu bizim açımızdan heyecan verici bir şey vardı. Doğrusu işte gelenlerin %70'in üzerinde, yani görüşme yapılan deneklerin %70'inden fazlasının Van Alışveriş Festivali'nden haberdar olduklarını ve burada bulunmalarının onun da o çalışmanın da etkisi olduğuna dair bir şey vardı. Bu bizi doğrudan ilgilendiren bir meseleydi ve daha sonra da zaten o İranların 2016 Van algısına ilişkin çalışmasını biz hem İl Emniyet Müdürü'ne hem Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine, çünkü kendilerini ilgilendiren konuları da içermesi hasebiyle de paylaşmıştık. Şimdi tabii aradan bir süre geçti. Şimdi bu tartışmaya başlandı. Oldukça da önemli. Ben burada Suat Hoca'ya, ekibine çok teşekkür ediyorum. Ortak yaptığımız bir çalışmaydı. Ticaret Sanayi Odası ile birlikte yaptığımız bir çalışmaydı. 2017'nin de çalışmasını yapacaklarını ifade etmişlerdi. Sanırım bununla ilgili de hazırlıklar devam ediyor. Bunlar önemli tabii, bu rakamlar, çıkan sonuçlar. Tabii ki. İranlıların aslında ne beklentilerini doğru anlayabilmemiz ve bunu sürdürülebilir kılmamız açısından Suat Hoca'nın yapmış olduğu çok değerli bir çalışmaydı. Ben çok teşekkür ediyorum. Doğrusunu isterseniz heyecan verici bir çalışmaydı. Şimdi sevgili Salih, tabii biz ilk 2013'te seçildik malumunuz. Biz ilk çalışmamız tabii yoğunluklu ve uluslararası diyebileceğimiz çalışma bu Van kahvaltısının, dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrasını kurma çalışmasıyla uluslararası düzeyde bir proje gerçekleştirdik. Daha sonra da aslında şöyle bir şey gelişti. Biz deprem sonrası yerel ekonomik krizi aşmak ve bu anlamda Van'ı bir çekim merkezi haline getirme yönünde bir algı çalışması da yaptık. Yani doğrusu ne yapabiliriz? Şimdi birçok şehir örneğin bakıyorsunuz, İstanbul'da, Ankara'da işte tanıtım günleri yapıyor. İşte Rize tanıtım günleri, Amasya tanıtım günleri falan, yani iller bunu yapıyorlar, Ankara ve İstanbul'da ya da büyük metropollerde. Hem kentin tanıtımını yapmak hem orada... Evet. Kentin sahip olduğu işte coğrafik değerleri sunmak ve bunlar üzerinden de minik satışlar yapmak suretiyle işte küçük esnafı destekleyen çalışmalar yapılıyor. Şimdi bununla ilgili de bizde çok talep vardı. Fakat biz bunun çok doğru olmadığını ve Van'a bir katkı sağlayamayacağı kanaatine vardık. Yani İstanbul'da siz yılda 10 tane de tanıtım günü yapsanız İstanbul'u Van'a getirmek eğer bir ihtiyaç hasıl olmamışsa çok mümkün değildir. Keza Ankara'da ya da diğer metropollerde bu anlamda işte ülke içerisinde yapılan tanıtım faaliyetlerini, ki fuar sonuçlarından da biz bunu anlayabiliyoruz. Yani uluslararası fuar dışında, fuarlar dışında doğrusu kentlerin turizm potansiyelini ve bunu ekonomik hayata intibak getirme konusunda çok etkin sonuçlar alamıyorsunuz. Şimdi tabii Suriye pazarının kapanmasıyla Suriye'deki çatışmalar başladıktan sonra Irak'la işte bu IŞİD meselesinden kaynaklı dış pazarların
yaratmış olduğu olumsuz tabloya baktığımızda ve Türkiye'nin de tabii zorlu bir süreçle karşı karşıya kaldığı tabii. gerçeğini aldığımızda, ya bizim 80 kilometre ötemizde aslında hiç birbirimizi tanımadığımız bir kitle olduğunu, bir komşu ülke olduğunu, işte 450 yıldır yaklaşık hiçbir sorun yaşanmayan, günübirlik gittiğimiz geldiğimiz işte bir ülke var ve biz buna dokunamıyorduk yani. Evet. Doğrusu tabii 2015'te biz yaklaşık bir yıl yine çalıştık o projeyi. 2015'te ilkini gerçekleştirdik. Şimdi bazıları diyor ki ya işte zaten o dönemde turistler geliyordu. Abi o dönemde turistler gelmiyordu. Yani hepimiz 2014'te de Van'daydık, 2013'te de Van'daydık, 2012'de de Van'daydık, 2011'de de Van'daydık falan filan. Yani şimdi ben bütün ömrünü Van'da geçirmiş bir adamım. Yani Nevruz dönemlerinde böyle konuşulmaya değer, kamuoyu oluşturabilecek düzeyde bir İranlı akımı var mıydı 2015'ten önce? Yani bana biri gelsin desin yani. Desin ki ya kardeşim ben 2013'te buradaydım ve otellerde yer yoktu. Böyle bir şey yok ki. Yoktu. Burada bir emek var. Yani hakkını teslim etmek için bu kadar ketumiyete gerek yok ki. Yani şimdi bir çalışma var. Kim yapmışsa Allah razı olsun. Ticaret odası mı yapmış? Amenna. Yüzüncü Üniversitesi mi yapmış? Tutku Radyo mu yapmış? Ahmet mi yapmış? Salih mi yapmış? Kim yapmışsa. Ve bugün bu artık kent gündeminde, hatta Türkiye gündeminde tartışılan bir konuysa. Tabii. Bodrum Ticaret Odası bizi arayıp ya İran'da ortak çalışma yapabilir miyiz diyorsa. İşte biz Muğla'daki turistik alanların işte şu anda dosya önümde bir proje geliştirdik. Dedik ki yurt içindeki tanıtım programlarımızın çoğunu biz yurt dışına kaydıralım. Yurt dışı dediğimiz neredir? İşte Gürcistan'dır, Nahçıvan'dır. Evet. İleride ilişkiler normalleşirse belki Ermenistan'dır, Erivan'dır. Tabii. İşte komşu kentlerimiz var. Hoy, Maku, Tebriz, Urumiye, Salmas. İran bizim hemen burada 80 kilometre bir saatlik yol mesafede kentlerimiz var. Komşularımız bunlar. Evet. Şimdi Kuzey Irak var, işte ne Kürdistan bölgesinde Süleymaniye var, Duhok var, Erbil var. Bunlar yılın belli dönemlerinde işte tatil yapan, işte belki Ramazan aylarını serin yörelerde geçiren, çeşitli özellikleri olan, talepleri olan ve bu taleplere karşılık gelebilecek alanlarda da yaşamlarını idame ettiren de bir kitle var. Bunlara erişim bizim için çok daha fiktifti açıkçası. Ya biz çıkış noktamız biraz buydu. 2015'te biz Nevruz dönemini baz alan 15 Mart 5 Nisan tarihlerini baz alan bir çalışmayı yaptık. Bizim odamızın yönetim kurulu, turizmden sorumlu yönetim kurulu üyelerimizle, meclis üyelerimizle biz 17 defa İran'a gittik geldik sevgili Salih. Yani İran'a niye insan gider? Ticarete Tabii. gitmedik, ticaret de yapmadık. Ama oradaki muhataplarımızla işte Van'ın potansiyellerini, Van'a insanların gelmesi gerektiğini anlatmaya çalıştık. Billboardlara çıktık, tanıtım broşürleri yaptık. Oradaki muhataplarımızı büyük ölçüde de eleştirdik. Dedik ki ya siz ya bütün ekonomik değerlerinizi mazot üzerinden işte petrol üzerinden yapıyorsunuz. Evet. Bak bu bir gün sona erecek. Sizin de farklı alanlara, sektörlere yönelmeniz lazım. Ama bunu yapabilmeniz için de bir dünyayı da keşfetmeniz lazım. Evet. Keşif yaparken de Van gibi bir değer var hemen. Yani o Doğu Anadolu'nun en büyük kenti, büyük şehir. Dolayısıyla 2015'te iyi bir şey yakaladık. İyi bir rakam yakaladık. Yani 2014'teki katılımı ikiye katlayan bir rakam yakaladık. Ve bunu bir kapımız yokken yaptık sevgili Salih. Şimdi Kapıköy'de yani gidin bakın işte şu anda koşullar o kadar kötü ki yani işte barakalar şeklinde örgütlenmiş bir gümrük kapısından bahsediyoruz. Çok yani insanların oradan hakikaten geçiş yaparken ki günde 4-5 saat çalışan bir kapıdan bahsediyoruz. Evet. Yani 24 saat açık, modern, altyapısı olan, işte bekleme salonu olan, lavabosu olan, mescidi olan bir kapıdan bahsetmiyoruz. Yani orada işte konteynerler şeklinde kurumsallaşmaya çalışan tek bir pasaport polisinin olduğu, işte hiçbir gümrük memurunun keyifle işini yapamadığı koşullarda ve günde 4-5 saat çalışma imkanlarına rağmen şimdi yüz binlerce İranlıdan bahsediyoruz sevgili tabii, Salih. Tabii. Yani bu bir emektir yani bu bir şeydir. Dolayısıyla şimdi tabii kentin günde ekonomik gündemini şu anda çok fazla meşgul eden temel meselelerden bir tanesi bu. Buradan o çağrılarımızı yenilemek istiyorum. Şimdi sosyal medyadan da paylaşıyorlar. Bakın otelcilerden rica ediyoruz. Yani İran pazarını bizim bir laleli handikapıyla karşı karşıya getirmememiz lazım. Tabii. Bugün sabah ben iş yerine gittim. Karşıda bir tane pansiyon türünde otel vardı. Oradan iki aile geldi. Ben geldim iş yerimden meyve suyu aldım. Sabah 7.30'da onlara ikram ettim. Dolmuş bekliyorlardı. Bugün sabah. O aileler o meyve sularını memnuniyetle kabul ettiler. Dolmuşa bindiler. Şehir merkezine geldiler. Hemen ondan sonra bir aile daha geldi. Oğlum yanımdaydı. Çağırdım.
Dedim nereye gideceksiniz? Dediler Urmiye'ye gideceğiz. Dedim ben sizi Urmiye'ye gönderemem. Dediler yok be, öyle değil, biz Maraş'a gideceğiz. Maraş'ın. Oğlumu çağırdım, rica ettim, dedim al bu aileyi arabaya bindir. Bugün sabah yaşadığım bir mevzudan bahsediyorum. Bakın küçük tabii. dokunuşlardan bahsediyorum. Tabii. Kendimi tanıttım. Tabii. Dedim ki ben Necdet Arpa filan işi yapıyorum. Siz bizim konuğumuzsunuz, hoş geldiniz. Bir sıkıntınız da olursa kartvizitimizi de verdik. Küçük dokunuşlarla Van için hayati olan ve tabii. deprem sonrası bizim can simidimiz haline dönüşen bu insanların hem komşumuz olmaları hasebiyle, hem aynı inanca sahip olmamız hasebiyle, aynı kültürü paylaşıyor olmamız hasebiyle evet. ve Van'ın da geleneksel misafirperverliği geleneği çerçevesinde karşılamamız, yolcu etmemiz, o insanlara etkin bir diyalogla gönlümüzü, şehrimizi açmamız gerekiyor. Tabii. Bakın otellerle ilgili çok fahiş fiyat şikayetleri geliyor. Ben rica ediyorum. Bakın arkadaşlar, bu kendi kafamıza sıkmakla eşdeğer bir mevzudur. Kesinlikle. Ayağımıza sıkmakla ilgili eşdeğer bir mevzudur. Lütfen bunu yapmayın. Bakın İranlıların yoğun olarak kentimizde bulunduğu dönemlerde ben onlardan rica ediyorum. Yalvarıyorum bakın. Bu doğrudan beni etkileyen bir pazar değil. Doğrudan konaklamayı, hizmet sektörünü ilgilendiren bir şeyden bahsediyoruz. Potansiyelden bahsediyoruz. Lütfen fırsatçılık yapmayın. Lütfen fiyat artışlarını keyfe keder uygulamayın. Lütfen maliyetlerinizi doğru hesaplayın. Lütfen o insanlara bize davrandığınızın çok daha ötesinde naif, davudi bir yaklaşım içerisinde olun. Ben Van esnafından rica ediyorum, Van tüccarından rica ediyorum. Bakın bu bizim için tarihi bir fırsattır. Bunun çarpan etkisi var. Şimdi işte bu dosyada var. Yurt dışı tanıtım günlerimizi arttıracağız. Bunu sürdürülebilir kılmak için ve bütün Ege Akdeniz'deki turizm merkezlerinin muhataplarıyla bu çalışmayı yapacağız. Birazdan fırsatımız olursa detaylarına tabii. gireceğim. Neyi öngörüyoruz? Herkes elini taşın altına koysun. Gelsinler. Ticaret Sanayi Odası'nı desteklesinler. Bu projeleri desteklesinler. Ama en önemlisi yakaladığımız bu ivmeyi üst seviyeye taşıma konusunda gereken hassasiyeti gösterelim. Bakın ben emniyet müdüründen rica ettim. İranlıların yoğun olduğu dönemlerde lütfen onların araçlarını çekmeyin. Onlara makul düzeyde trafik kurallarını, bizim kurallarımızı öğretelim. Onları cezalandırma yönünde, onları eğitime, en azından kentsel trafik kurallarımız konusunda eğitelim. Tabii. Adam benim yanımda aradı, ilgili birimlere talimat verdi. Bakın bu çok kıymetli bir şeydir. Tabii. Büyükşehir Belediyesi'nden rica ettik. Bakın kent temizliği konusunda İranlıların şikayeti var. Bu konuda daha hassas davranmalıyız. Bu yıl ilk kez Büyükşehir Belediyesi Kapıköy'ün girişindeki çöpleri topladı. Orayı düzeltti. Ya dünyada ya bu ne kadar güzel bir şeydir. Bunda kötü bir şey olur mu? Yani işte ne yapıyor? Van'da bunun evet. hakkını teslim edeceğiz. Yani tabii. teşekkür edeceğiz. Tabii. Bunları hepimizin yapması lazım. Kurumların tabii. hassasiyetleri var. Ama birebir esnafın bu kentin aynası olduğu gerçeğini asla ve asla bir saniye bile akıllarından çıkarmamaları gerekiyor. O insanları bizim çok iyi misafir etmemiz lazım. Küçük hediyelerle, küçük dokunuşlarla, küçük jestlerle o insanların bizim en önemli değerlerimiz olduğu gerçeğini. Sadece İranlılar değil, burada bulunan bütün yabancıların bütün aslında bu anlamda bir yaklaşımın bir kent açısından hayati önemde olduğunu ifade etmem gerekiyor. Şimdi sevgili esnaflar Salih. Diyorsunuz da bakın yani ben bugün sadece bir soruyla bir yazı yazdım. O şeyi yazacağım. Yani anketin tamamını ayrı ayrı yazacağım, ayrı ayrı değerlendireceğim. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Esnaf diyor ki İranlı olmasa bitiyiz. Ama çok ilginç. Hiçbir esnafın da Farsça bilen elemanı yok. Tabii yeni yeni. Bu bir şey sevgili Salih. Arz talep meselesidir. Evet. Şimdi 2-3 yıldır yapıyoruz biz bu alışveriş festivalini. Artık bak şimdi neye dönüştü bu? Artık olay sadece Nevroz dönemindeki İranlı akınını değil. Geçti bakın. Tabii değil. Şimdi İran'da Perşembe Cuma tatil. Gençler özellikle bakın hafta sonları, onların hafta sonu Perşembe sabah Van'a geliyorlar. Cumartesi sabah gidiyorlar kendi şehirlerinde işlerine başlıyorlar. Evet. Cumartesi pazarlarını yani Perşembe ve Cumalarını artık Van'da geçirmeye başladılar. Çok önemli bir şey aslında. Kesinlikle. Geliyor burada alışverişini yapıyor, ticaretini yapıyor, işte eğleniyor, eğlence mekanlarına gidiyor. Bizim eğlence mekanlarını çok modern, çok denetlenebilir, çok nezih hale getirmemiz lazım. O insanları bu konuda eğitmemiz lazım. Biz geçen yıl ilk kez bir Farsça kurs açtık. Hem üyelerimize, üyelerimizin yanında çalışanlar için, tezgahtarlar için Farsça kurs açtık. 6 kişi katıldı sevgili Salih. Çok kötü. Onların bütün eğitim materyallerini biz temin ettik. Hocalarını temin ettik, getirdik. 6 kişi katıldı. Bu yıl geçenlerde bir talep oldu. Şimdi kurs başvuruları devam ediyor. Odada tekrar kurs açıyoruz.
Yani geldikçe, bu talep geldikçe biz bu insanlara bu şeyi sağlayacağız. Kendi imkanlarımız ölçüsünde bu kursları açacağız. Van'daki yabancı dil öğretimi yapan kurslar şimdi başladılar Farsça kurs talepleri toplamaya. Ya bu bir sektör. Arz talep meselesi. Farsça öğrenmek o kadar zor değil. Bakın ben İstanbul'da öğrendim yıllar önce şimdi. Hiçbir tabii yabancılık da çekmiyorum. Yani kültürlerimiz çok yakın. Zaten İranlıların çoğu Türkçe, Kürtçe biliyor. Yani burada iletişim sorunu yaşamıyorlar. Sabah benim konuştuğum işte öncelikli iki aile, sonraki bir aileyle Türkçe konuştum. Yani evet, onlar kendilerini rahatlıkla ifade edebiliyorlar. Ama küçük jestler önemli. En azından Farsça hoş geldiniz diyebilmeliyiz. Tabii ki. Yardımcı olabilir miyim diyebilmeliyiz. Bu kelimeler o insanların kendilerini kente daha yakın, daha ait hissetmelerine katkı sağlayacak. Şimdi Ege, Akdeniz'deki turizm destinasyonları, işte orada çalışanlar en azından welcome demeyi biliyorlar. Tabii. Yani biz de Farsça o insanlara en azından iş yerine girerken hoş geldiniz, yardımcı olabilir miyim diyebilmeyi başarabilmeliyiz. Bu dil önemlidir. Tabii ki. Kendini ait hissetmesine, kendinden bir ifadenin olması, küçük şeyler. Yani jestten kastım bu aslında. Tabii. Bu konuda hepimiz kendimizi geliştirmeliyiz sevgili Salih. Yani yine bugün yazdığım yazıda diyorum ki yani bürokrasi, siyasi, kent insanı, tüccar, sanayici, esnaf, herkes İran çok önemli olduğunu söylüyor. İranlıların çok önemli olduğunu söylüyor ama çok önemli olduğunu söylediğimiz İranlıların tabii beklentileri var, şikayetleri elbette var, talepleri var ama bunu da çok önemsemiyor gibiyiz. Yani sanki böyle vurdum duymaz gibi bir halimiz mi var? Altın yumurtlayan tavuğu tek seferde kesip bütün altınları almak gibi bir sosyo-psikolojik bir halimiz mi var? Şöyle bir şey tabii, yani dediğim gibi bu arz talep meselesi. Yani talep arttıkça arzımız da buna karşılık gelecektir işte. Şimdi mesela geçen yılki araştırmada plaj eksikliğinden bahsedilmişti. Evet. Şimdi artık bir anda herkes Vana plaj, Vana plaj, Vana plaj söylemlerini yükseltmeye başladı. İşte bir takım yerel yönetimler bu konuda çalışmalarını hızlandırdılar. Dolayısıyla arz talep meselesidir. Yani bunlar mutlaka karşılıklandırılacaktır ama bir sihirli değnek de yoktur. Tüm ihtiyaçlarını bizim bir anda karşılama gibi bir şeyimiz yok, enerjimiz yok. Türkiye'nin, bakın şu anda Van Türkiye'yi doyuran bir noktadadır sevgili Salih. Bakın Rus tabii turizmi öldü. Avrupa turizmi yok, Amerikan turizmi yok. Dolayısıyla şu anda Van üzerinden Türkiye'yi besleyen bir anlayış var ortada ve bu dikkatleri çekmeye başladı. İşte CNN tabii Türkiye yayını yapıyor, diğer tabii ulusal yayın kuruluşları, ulusal gazeteler bunu yazmaya başladılar. Bodrum Ticaret Odası bizimle İran'da ortak bir çalışma yapmak istiyor. İşte bunu çok kastetmeye iyi çalışıyorum. Evet. Yani bu sadece Vanlıların dikkatini cezbeden bir şey değil. Dolayısıyla biz bu işin merkezindeyiz. Dolayısıyla ilk adım olmamız hasebiyle bu potansiyeli çok iyi değerlendirmemiz lazım. Peki burada ortaklaşabiliyor muyuz? Yani kentin ortak menfaatlerini ortaklaşabiliyor muyuz? Ya sevgili Salih, şimdi gazeteci olarak görmüyorum. Şimdi öylesin isterseniz. Ya şimdi mesela bakın, otelcilerle ilgili şikayetler var ve çağrımızı yeniliyoruz. Onlardan rica ediyoruz. Ya otelcilerin aslında toplanıp gelip ya biz ne yapabiliriz? Bu ankette bizi ilgilendiren mesele nedir? İşte dün acaba sizin programınıza otelci katıldı mı katılmadı mı bilmiyorum. Yok, ya da dikkat ettiler mi? Yani ya da yerel yönetimler, işte mesele budur ya. Hocalar işte üniversitede zahmet etmişler, adamlar bila bedel gönüllü gitmişler. Tabii. Bir anket yapmışlar. Ya bir insan bir zahmet eder bunu dinler. Bir zahmet eder bunu okur. Bir zahmet eder buna erişir. Ya bu burada benim sektörümü ilgilendiren bir dezavantaj var mı? Ya da benim sektörümü, ya da benim yönetimsel anlayışımı, bir yerel yönetici, acaba belediye başkanları bu anket sonuçlarını okudular mı? Ben merak ediyorum. Tabii. Niye ortaklaşma olur? Böyle olur. İşte okuyacaksın, bakacaksın, dinleyeceksin. Eğer İranlılar bizim için önemliyse, bizim politikacılarımızın da, bizim yerel yöneticilerimizin de, kamu yöneticilerimizin de, halkın da, esnafın da, ya bir bakalım ya, burada 8-10 tane madde var veya 50 tane soru sorulmuş. Acaba bu adam, bir de Salih bak, şimdi ne oldu? Gelenlerin %70'i doktora düzeyinde eğitim görmüş adamlar. Tabii, sevgili tabii, Salih tabii. Öyle sıradan adamlar değil, bu insanlar okumuş adamlar. Bir de öyle Hoy'dan, Tebriz'den, oradaki kırsaldan gelen adamlar da değil. %30'u muydu neydi? İşte Tahran'dan gelen adamlar tabii mı? Başkentli geliyor buraya. Tabii. Şimdi bunu doğru okumamız lazım değil mi? Dün işte siz burada yayını yaptınız Suat Hoca. O da geldi bütün anketleri. Yani gerçekten ilginç sonuçlar var. Tabii çok ilginç. Çok sonuçlar önemli. Hepimizin bunu okuması lazım yani. Tabii. Bu kentteki okursak ortaklaşabiliriz. Okumazsak, ilgilenmezsek, işte saldım çayıra Mevlam gayra anlayışla hareket edersek ortaklaşma da olmaz. Yani belediyelerin, belediye başkanlarının bir kere alıp o şeyleri bir okuması lazım, anket sonuçlarını. İşte Ticaret Odası okuyor bunu.
Yani geldi, biz okutmayı ilk odada yaptık ve valiye evet. yaptık. Onu dosya yapıp valiye verdik. Ben emniyet müdürüne verdim. Kenti güvenli görüyorlar. Ya bu çok kıymetli bir şeydir. Tabii çok önemli hakikaten. Yani. Değil mi yani? Şimdi bu sonuçlar yok muydu? Dün konuşmadınız bunları. Tabii tabii. Kenti ya ben dinlemedim ama şimdi spontane konuşuyorum. Buradaki aklımda kalan şeyleri. Ama kent temizliğinden şikayetçiler. Kapıdaki bürokrasiden şikayetçiler. Değil evet. mi yani? Şimdi bu bunları ne yapacağız? Bunları işte bunları minimize edeceğiz ve onların ihtiyaçlarını doğru okuyup karşılayabilecek bir kent kültürü, kent mantığı ve evet. ortaklaşma anlayışını hepimiz hedeflemeliyiz sevgili sanırım. Yani ben süreç lazım, yani zaman lazım. Sorunun senin sorunu ortaklaşamıyor muyuz gibi. Tabii. Bu dediğim gibi bir okumayla ilgilidir, ilgilenmeyle ilgilidir ve şu Türkiye'nin bakın çok büyük bir kötü örneği var. Laleli. Evet, hakikaten. İstanbul Laleli. Tabii. Rus turistlerin, günübirlik ticarete gelenlerin, bavul ticareti yapanların İstanbul ticaretine sunduğu katkıyı ve daha sonrasında İstanbulluların o pazarı darmadağın etmeleri sonucu ortaya çıkan tabloyu bizim hiç unutmamamız lazım. Ve hafızamız diri ve canlı olmalı. Bunu göz ardı etmemeliyiz. O duruma düşmemeliyiz. Bu insanları yani kendimizden daha namuslu, daha bilgili, daha karakterli, daha şey olarak evet. görmek durumundayız. Evet. Böyle bir mecburiyetimiz var. Küçümsersek bizden daha inançlı olduklarını kabul edeceğiz. Bunlara bir insanın sahip olması gereken vasıflar itibariyle 100 puanla değerlendireceğiz arkadaş. Tabii. Hiçbiri bizden daha değersiz, hiçbiri bizden daha inançsız, hiçbiri bizden daha kıymetsiz değil. Bir de böyle bir şey yapma hakkımız yok. Yani yok tabii insan olarak da değil. Açıyorsak yani insan olarak bunu değerlendirme, bu açıdan bakma gibi bir hakkımız yok. Bir de yani konjonktürel süreç üzerinden o insanları kırmanın, dağıtmanın bir anlamı da yok. Yani kimsenin haddini değil bu. Ya. Ben yorum yapamam. Bir turisttir geliyor, turist gibi davranıyor. Sevgili Salih, Van tarihi bir fırsat yakalamıştır. Evet. Burada sadece kendisini değil bölgesini besleyecek bir anlayıştadır. Bu fırsatı vardır. Aynı zamanda Türkiye'yi zenginleştirecek bir giriş kapısı olma durumundadır. Kapıköy'ün inşaatını girdiklerinde gördüklerinde Kapıköy'de çektikleri sıkıntıyı unutuyorlar sevgili Salih. Evet. Şunu biliyorlar, 2 ay sonra çok daha modern, çok daha etkin, rahat, huzurlu bir giriş yapabileceklerine dair kanatları artıyor. Ya dünyada bunun kadar kıymetli bir şey var mı ya? Evet. Ve ben bugün yazdım yazdı şunu söylüyorum. Daha önce bir yazı yazımda eleştirilmiştim ben. Yani Kapıköy zaman... Senin yazılarını hepimizi eleştiriyorsun. Yani ben senden şikayetçiyim ya. Yani şunu yazmışım. Yani Kapıköy'ün kıymeti zamanla anlaşılacak. Hakikaten burada Fatih Çiftçi'nin bu kente bu anlamda ciddi bir katkısı var. Şimdi %31.2'si diyor ki bizim Van'da en çok rahatsız olduğumuz şey Kapıköy'den girişimiz. Evet. Yani, kapı değil ya, kapı değil. Kapı yok yani. Kapı değil. Bir kapı 5 saat açık olur mu? Tabii. Bu 5 saatin 3 saati sistem yok olur mu? Tek pasaport polisiyle ya da iki pasaport tabii, polisiyle tabii. saatlerce binlerce İranlıyı orada sokakta çocuklarla güneşin alnında bekletmek doğru mudur? Değil. Kapı dediğim şey bu. Böyle tabii. bir şey yani. Tabii. Yani kapının modernizasyonu %31'lik şikayeti minimize etmesi aslında Van için çok ya önemli. Aslında biz hep modernizasyon diyoruz da sevgili evet. Salih oraya yeni bir kapı yapıyoruz. Yeni bir kapı yapıyoruz. Yeni bir kapı yapıyoruz. Tabii tabii. Yani mevcuduz. Kaldırıyor zaten de. Tabii. Yani ya Allah var. Yani bu Van'a yapılabilecek en büyük iyiliklerden biridir. Tabii. Yani kent ekonomi gündeminin bir kere tepesindeki meseledir. Tabii. O yüzden bizim hepimizin bu meseleye, bu kapıya, ya dünyaya açılan kapımızdır. Van'ın başka kapısı var mı? Yok. Yani sen şimdi Edremit'in çıkışında bizi batıya götüren bir kapıdan bahsedebilir misin? Bizim ülkemizdir de. Oradan çıkınca tabii. Tatvan'a gidiyorsun. Tabii. Ama şimdi Kapıköy bizi dünyaya, Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya, Çin'e, Uzak Doğu'ya, Kafkas ülkelerine, Rusya'ya, Nahçıvan'a, Azerbaycan'a, Gürcistan'a, yani bizim tek kapımızdır yani. Dünyaya açılan tek kapımızdır. Şimdi birçok zor yorum var da birazdan yazacağım ama Kerem Baynat diyor ki Salih Bey iyi yayınlar. Defalardır Necdet Başkan'ı dinliyorum. Soru sormak istiyorum ama bir türlü soracak soru bulamıyorum. Şimdi aslında bir gün şey yapsak. Kerem abi buraya geçecek. Programı ortak yapsak değil mi? O sorsun biz cevap verelim. O sorsun. Vallahi o sorsun biz cevap Kerem verelim. Abi dünya tatlısı bir adam. Evet. Şimdi o ankette ayrıca diyorlar ki %16 ile konaklama sorunu var. Hı-hı. Ya bu adamlar belli bir dönemden sonra yer bulamıyor. Evet. Yani buna bir çözüm bulmak gerekmiyor mu? Yani bir dediğim gibi şimdi ekonomi şey. Sevgili Salih dayatmayla zorlamayla olmaz. Olmuyor. Bakın şimdi bizim 7000 yatak kapasitemiz evet. var.
Bu 7000 yatak kapasitemiz işte yılın büyük ölçüsünde sadece maliyetlerini kurtarabilen, hatta zararla çalışan işletmelerdir. Halen de mi öyle? Yani şimdi bu bir yılın ilk 3 ayından itibaren belli bir maliyetlerin üzerinde bir karlılıkla çalışma durumuna geldi bu işletmeler. Geldi. Biraz zamana ihtiyacımız var. Yani bunu yatırımcı görür zaten. Tabii. Hiçbir tereddüt yok. Bizim bunu 12 aya sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Yani Van'daki turizm hareketliliği bakın hafta sonlarına etki etmeye başladı. Yani Shopping Fest'le ya da Nevruz dönemindeki İranlı vatandaşların buradaki olumlu algısı, özellikle gençlerin, genç ailelerin hafta sonlarını Van'da geçirmelerine katkı sağlıyor. Adam diyor ki biz gittik rahat ettik. Tabii. Gençler hafta sonu geliyor buradan eğleniyor, 2 günlüğüne gidiyorlar. Ne olacak işte aynı 18-19-20'si işte 3 gündür oteller full dolu, %100 doluluktayız. Hiç şeyde görmüş müydük Allah aşkına bu kadar yoğunluk? Ramazan bayramlarında biz Van'da bu kadar yoğunluk görmüş müydük sevgili Sami? Yok görmüştük hakikaten. Ya ben sana soruyorum, sen bütün hayatını Van'da geçirmişsin. Tabii. Bana 2013'teki İran, bir aç bakalım İran'dan bahseden kimse var mı? Yok hakikaten yok ya. Yani. Yani bunun kıymetini bilmek gerekiyor. Ya vallahi ben bilmiyorum. Ben yani, bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim yani? Şimdi ben otelim yok, para kazanmıyorum ama birkaç gündür bu konuyu işliyorum ama otelciler taksi sahipleri... Ya çok heyecan verici bir şeydir. Evet, çok yani, keyif verici bir şeydir. Tabii. Bakın doğrudan olmasa bile hepimizin... Ya sen program yapıyorsun. Sen tabii. Görevin program yapmak değil mi? Bak, konuk buluyorum. O kadar gündem var ki işte bu tabii. Konuyla ilgili. Sen tabii. Her gün bu konuyla ilgili yorum yapacak onlarca adam bulacaksın. Bu tabii. Bir zenginliktir. İşte tabii. Radyo zenginliği. Tabii. Yani İranlıyı da belki getireceğim, sana konuk edeceğim. Yani tabii muhtemelen. Tabii. Yani ama güzel olsun. Ya herkes bizden güzeldir sanırım. Böyle göreceğiz, böyle bakacağız. Tabii tabii kesinlikle evet. Öyle. Bizim insanların inançlarını, mezheplerini, duruşlarını, bakışlarını sorgulama hakkımız. Asla. Eğer bir asla. Masada sakın, oturursak sakın. Olur. Ama bir masada oturmuyor, samimiyetimiz yoksa bu konuda sakın. Hiç bizim tabii. Bunu yargılama, değerlendirme şansımız yok. Evet, böyle bir hakkımız, böyle bir niyetimiz de yoktu. Şimdi şeye geldik, program hakikaten 17.35, yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ne çabuk şimdi, ya, bir tek konu. Şimdi kentin ekonomik gündemini konuşacağız ama. Yani oraya da geleceğiz. Şimdi şöyle bir eleştiri var. Sizin, çok soru var bununla ilgili, isim vermeyeceğim. Sizin Van OSP seçimine müdahil olduğunu söyleniyor. Hatta bunu daha ileri götürenler var. Müdahil misiniz? Ya ben ne yapmışız Allah aşkına ya? Ben onu merak ediyorum. Ya yani müdahil değiliz. Bakın. De, siz müdahil misiniz? Değiliz ya, böyle bir şey yok. Bakın Van Organize Sanayi Bölgesi'nde 133 tane sanayicimiz var. Evet. Hepsi birbirinden kıymetlidir. Hepsi zor şartlarda, koşullarda orada yatırımını ayakta tutmaya, üretimini dingin tutmaya, pazar bulmaya... harcayan, enerjisini büyük ölçüde buna harcayan insanlardır. Evet. Ya kimse onların aklıyla oynamasın. Bu soruyu soranların hiçbiri sanayici değil. Değil. Böyle bir şey var mı ya? Yok, ayıp değil. Allah aşkına var. Ya. Ben kendimi o pozisyonda görürsem bundan zül ederim ya. Yani şimdi bu aynı zamanda böyle bir hakaret değil midir? Yani oradaki sanayici yönlendirebilir. Bir ya böyle bir şey var mı ya? Kim kimi müdahale edebilir? Evet. Kim kimi tehdit edebilir? Tabii, kim kime şey yapabilir? Ya orada iki grup arkadaş. Ya bunlar birlikte çalışan adamlar, aynı birbirlerinin kapısından geçen insanlardır ya. Böyle tabii. Bir şey olabilir mi ya? Politikacıların müdahil olduğunu söylüyorlar ki. Ben hiç politikacı aramadım. Keşke bir arasa da ben de onun ağzının payını versem yani. Ben de orada yatırımcıyım ya. Ben işte bir sene önce benim şu anda depolarım çökmüş. Organize sanayi bölgesinin dünya kadar sorunu var arkadaşlar. Bu soruyu soran adam gelsin yarın ben alayım götüreyim bak orada neler yaşıyoruz. İki liste var. İkisi de saygın insanlardan oluşan listedir. Ben de orada bir yatırımcıyım. Yarın seçim var. Gideceğiz oyumuzu kullanacağız. Bu kadar basit. Bunun ötesinde ticaret odasının, Necdet Takvan'ın bir müdahalesinin söz konusu olması mümkün değil. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey var mı ya? Yani orada bir yatırımcı olduğunuz için oyunuzu kullanacak istediğiniz. Elbette gideceğim bakacağım şimdi yani orada bir oyumu bir gruba vereceğim yani seçme hakkımı kullanacağım. Şimdi dün oradaydım ben, dün toplantıya katıldım. Orada Van'ın tanıdığı önemli isimler de oradaydı. O sebeple 60 kişilik bir istişare grubunun olduğunu, 60 kişilik istişare grubunun kararıyla hareket edildiğini söyledim. Ne güzel. Yani şimdi burada 60 kişinin kararına ortak olmak yani herhalde çok kötü bir şey değildir diye zannediyorum. Ya mutlaka değildir. Yani bir listeyi temsil eden mevcut yönetim kurulu başkanıdır. Evet. Yanına işte yeni arkadaşlar alarak bir liste oluşturmuş. Aday olduğunu beyan etmiş. Hedeflerini, yaptıklarını, yapamadıklarını yazmış, çizmiş oraya. İşte insanlar da okuma yazması olan insanlardır. Yani kimse evet. Bizim aklımızla oynamasın. Yani.
neyine müdahale edeceğiz? Yani gitmişiz hendek kazıp kimsenin okunu, ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yapmayın Allah aşkına. Ve bunu soranlar hiç müdahil olmaması gereken adamlardır. Ben bunu biliyorum yani. Yok, birçok soru var. Ya bir ekonomi dergisi işte bunun üzerinden bir şey yapıyor. Yapmayın bunu Allah aşkına ya. Bu böyle bir şey var mı? Sizin hakkınız yok ki. Yani Salih Keçken'in hiç müdahale etme hakkı yok. Yok. Ama ben yazarım. Ya yorum yapabilirsin. Tabii, yani tabii, bakarsın, değerlendirirsin. Evet. Herkesle ilgili fikrin var senin. Evet, sen Van'ı okuyorsun. Yani ama bunun dışında işte Necdet Takva müdahale ediyor. Necdet Takva kimdir ya? Bu kadar böyle bir şey yok ki ya. Peki, niye müdahale edeyim? Ya oradaki adamlar bizi paralarıyla tartacak adamlardır. Yani niye akıllarıyla oynuyor? Hepsi gerçekten saygın insanlardır. Böyle bir şey olabilir mi? Yani liste çıkarmak, listeye müdahale etmek, şunu etmek, bunu etmek, böyle bir şey yok yani. Bunlar sansasyonel yaklaşımlardır. Yıpratmaya yönelik yaklaşımlardır. Bunları çok ciddiye de almıyorum. Yani aslında konu gelmişken de bunu bu şekilde kapatmış olalım. Yani o seçimi kent için çok mu önemli? Ya bizim için çok önem atfeden bir mesele değil. Ticaret odası başkanı olmam hasebiyle orada uyum içerisinde çalışabileceğimiz bir grubun olması orayı zenginleştirir. Kenti zenginleştirir, bizi zenginleştirir. Ticaret odası açısından böyle bir anlamı var. Onun ötesinde ya bir yerel gazeteci için bir anlamı yoktur. Bir yerel gazeteci oradan eğer kişisel bir rant elde etmiyorsa bunun için bir anlamı yoktur. Ben bunu böyle okurum. Yatırımcıysa amenna. Orada işletmesi varsa, orada üretim yapıyorsa, istihdam yaratıyorsa, ya Allah aşkına kaç kişinin, ya bu konuda yorum yapan insanların kaç tane istihdamı var? Tabii kaç kişiye maaş veriyor? Yapmayın Allah aşkına ya. Tabii. Herkes işini yapsın ya. Yani tabii ben gazetecinin yorumunu, eleştirisini bir tarafta tutuyorum ama bunun dışındaki insanların çok da müdahil olmaması gerekiyor. Çok saygın insanların oluşturduğu, özetle şunu söyleyeyim. Orada 130 tane hakikaten büyük emeklerle imalat yapmaya çalışan, Van'da marka oluşturmaya çalışan 133 tane hak sahibi var. Bu 133 hak sahibi kendi içerisinde iki liste oluşturmuşlar. Daha iyi hizmet edebilecekleri inancıyla da yarın seçime gidecekler. Benim tek dahlim yarın gidip orada oyumu kullanmakla ilgilidir. Onun ötesinde bir dahlimiz, bir müdahalemiz, bir tasarrufumuz olmaz. Yani, Ticaret Sanayi Odası bağlamında da değerlendirmeye alacağımız konu birlikte çalışabileceğimiz koşulları oluşturabilme meselesidir. Bunu herkes arzu eder. Sen açıdan uyumlu çalışabileceğin kadroların, insanların, ekiplerin, kurumların olmasını istemez misin? Tabii ki. Yani şimdi vali de bunu ister. Necdet Takva da ister. Bu kentte söz sahibi olan insanların uyum içerisinde, koordinasyon içerisinde kentin sorunlarına yoğunlaşması meselesinde bir ortaklaşmaya ihtiyacı var. Tabii. Şimdi sizin o sebep başkanıyla sosyal medya üzerinde ben çok takip etmiyorum. Hakikaten böyle dönem dönem şey olduğu söyleniyor. Acaba şahsının ismini zikrederek tek bir paylaşımım, tek bir değerlendirmem yoktur seçildiği günden bu yana. Bunu her zaman iddia ediyorum. Varsa getirsinler önüme koysunlar, her türlü eleştiriyi kabul ederim. Kişisel hiçbir mevzumun da olduğunu düşünmüyorum çünkü bu beyefendiyle ne bir ticaretim olmuştur, ne bir karşılaşmam olmuştur, ne bir ortaklaşmam olmuştur. Asla böyle bir değerlendirmem de yoktur. Kişisel olduğunu düşündüğüm konularla ilgili açıklamamı da gerektiğinde, gerekli zamanlarda yaparım. Yani şu anda bununla ilgili herhangi bir polemiğe girmenin ve seçimin saygınlığına ve hürmetine duyduğumuz etik kurallar içerisinde. Gelen soruların tamamını bir tarafa bırakıyorum. O sebebi spesifik olarak bildikleri somut bir değerlendirme varsa elbette bu açıklamayı muhtaç olabilir ama genel olarak işte müdahale ediliyor falan ediliyor filan ediliyor diye bir takım söylemler varsa yani bunlar bir şey genel olsa, bir değerlendirme. Ya aslında şöyle bir tartışma olsa daha doğru olmaz mıydı? Yani o sebep bu aradan ne yaptı? Yani kentin gelişimine TÜİK katkısı. Bunu da işte bu sanayici yarın bunu oyuyla değerlendirecektir yani. Şimdi bunun üzerinden kimsenin bir spekülasyona girmesine gerek yok ki. Yani eğer 130 kişi orada milyonluk yatırım yapıyorsa herhalde milyonluk yatırımı da yönlendiren insanlar da kendine göre düşüncesi var. Elbette tabii ya, böyle bir şey var mı? Her biri orada onlarca insan çalıştırıyor sevgili Salih. Yani şimdi çocuk yetiştirmişler, insan çalıştırıyorlar. Peki ben özel bir soru söyleyeyim. Buyurun. Bu sorumu yanlış anlamayın. Yani o sebeplerde ciddi bir rant var mıdır? Yani rantın olduğu yerdeki kavgaları anlarım ben. İşte 50 bin dönüm toprak, 100 bin dönüm toprak, yani bu kavga mıdır? Kavga sebebi bu mudur? Ya bunu böyle söyleyemeyiz. Yani şimdi şöyle bir şeydir. Kurallar vardır. Tahsis yaparsınız. Tahsis talebini gerçekleştirdiğiniz kişiler, o yatırımcılar. O sebep kıyak geçebilir mi?
Hayır, hayır. Böyle bir şey yok. Öyle. Yasalar bunu engeller. Mevzuat bunu engeller. Nitekim işte bizim de, ya ben aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcısıyım. Yani oradaki 133 kişinin genel başkan yardımcısıyım. Genel başkanı validir. Siz yani çok... Hem yatırımcıyım, hem müteşebbis heyet başkan yardımcısıyım. Yani misal. Validen sonra siz mi geliyorsunuz? Elbette. Geçen müteşebbis heyet toplantısını ben yaptırdım. Çok ilginç. Yani artı Organize Sanayi Bölgesi'nin kurucu ortağıdır Ticaret Sanayi Odası. %33 oranın ortağıdır. %33 Büyükşehir Belediyesi'nindir. %33 Van Valiliği'nindir. Ve bizim orada ne işimiz var? Biz 3 ayda bir toplanıyoruz. Adamların hesaplarına bakıyoruz, kararlarına bakıyoruz. Artı tahsis talepleri bizim önümüze geliyor. Bizi brife ediyorlar. Önermelerini dinliyoruz. Ona göre doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Doğru olmayanı reddediyoruz. Tahsis hakkını kaybedenleri mutlaka yasal çerçeve içerisinde iptal ediyoruz. Yeni tahsisler yapıyoruz. Bizim orada ciddi bir sorumluluğumuz ve görevimiz de var. Ticaret odası orayı kurandır. Ticaret odası oranın annesidir, babasıdır yani. Yani ortağıdır. Bir nevi siz oranın aynı zamanda denetleyen bir üst birimi gibisiniz. Ya elbette ben denetim kurulu üyesiyim yani. Vali Bey müteşebbis heyet başkanıdır. Ben müteşebbis heyet başkan yardımcısıyım. Yani biz öyle Amerika'yı yeniden keşfetme gibi bir anlayış. Bu değerlendirmeleri yapan arkadaşların o hiyerarşiyi çok iyi bir okumaları, bilmeleri gerekiyor. Yazıktır, günahtır. Bakın oradaki 133 tane yatırımcı aynı zamanda Ticaret Sanayi Odası'nın üyeleridir. Tabii. Yani tabii. Onlar bizden bağımsız insanlar değil ki. Ben her gün onlara hizmet üretiyorum Ticaret Sanayi Odası'nda. Belge alıyorlar, yetki alıyorlar, işte bankacılık işlemlerine gidiyorlar, kredi garanti fonuna geliyorlar. Ne bileyim yani kapasite raporu düzenliyorum. Ben onların bütün kapasite raporunun altında benim imzam var. Yani o zaman sizin burada işin içinde olmanız çok da anormal bir şey ya değil. Ya biz yani. İçin tam dibindeyiz de. Yani o kadar çok konuşuluyor ki şimdi işin o kadar uzağında durduk ki. Ben bir aydır Organize Sanayi Bölgesi'ne iki sefer gitmişim ya. Korkudan gidemiyoruz yani öyle bir şey var mı ya? Yani ya Allah onların işini rast getirsin. Evet, yani bu aynen. Hakikaten de çok şeye gerek yok. Nihayetinde teftiş gören bir kurum var orada. Sanayi Bakanlığı'na bağlıdır. Sanayi Bakanlığı'nın denetimindedir. Müteşebbis heyetin denetimindedir. Orada sonuçta 7 kişilik bir ekip seçiliyor geliyor evet. Ama 15 kişilik bir müteşebbis heyet var. 2 yıldır da biz yani o arkadaşların hiçbir önermesini de geri çevirmemişiz yani. Şeyleri hesaplarını kontrol edebiliyor musunuz? Vallahi ben etmek istiyorum evet yani. Yani yok normal zamanlarda edebiliyor musun? Evet evet o şu hakkımız var. Ya hakkınız var. Evet, mesela diyelim basına ne kadar para verildi işte yola falan filan ne kadar para verildi. Mesela müdahil olabiliyor musunuz? Elbette tabii oradaki... yani ibra etmezsiniz yani geldiğinde bunu eleştirirsiniz. Doğru olmadığı yerde şerh düşersiniz. Yani bunlar teftiş kurulu işte bakanlık teftişi geldiğinde bu gerekli incelemeleri yapıyorlar zaten. Kim neye evet demiş, kim neye hayır demiş, ne gerekçeyle demiş. Bunlar ileride yeni yönetim kurulunun değerlendirmeye tabi şimdi tutacağı meselelerdir. Şimdi çok ilginç bir şey var. Çok evet. İlginç bir şey. O zaman sizden bir söz almamız lazım. Evet. Yani tabii sonra değerlendirelim. Asıl hesap sahibi diyor ki Salih Bey diyor kelebek hastası çocuklara OSB'nin verdiği bir söz vardı. Tutulmamış diyor. Para yatmamış. Onu bilemem. Yani muhatabına söylemek lazım. Başkan sizseniz yani. Bundan sonra zaman sorumlu biz sizi tanırız. Kişisel midir? Yani öyle bir şey gelmemiş ki. Yani bizim hesaplarda öyle bir şey yok. Yani benim önüme gelen hesap dökümlerinde kelebek hastalığının Organize Sanayi Bölgesi adına tahsis edilmiş bir para yok. Benim sözüm öyle var. Tabii. Yani şimdi mesela kişiseldir. Bakın ben sizin programınıza katıldım. Ben size bir şey bir ifade de edeyim. Dedim ki Necdet Taha olarak ben 5000 lira vereceğim. Verdiniz. Verdin mi? Evet verdim. Tamam. Vermesem söyleyecektin. Ticaret odası vermemiş ki. Ticaret odasının hesaplarıyla alakası yok. Bu Necdet Taha. Yok. OSB ile ilgili. Yani OSB adına verilmiş bir söz var diyor. Necdet onu... Bey'e söyleyeyim bizim paramızı garantiye alsın çocukların hakkı yenmesin deniyor. Yani o kişisel bir mevzudur. Yani bu kurumsal bir şeye peki dönüşmüş. Seçim kaybedilirse o para gidecek mi şimdi? Sevgili Salih bizim önümüze gelmemiş. Yani yönetim kurulu bu konuda bir karar almış mı? Ödeme taahhüdünde bulunmuş mu? Bulunmamış mı? Şimdi bunu ben bilemem yani. Ben yönetim kurulunda değilim ki. Yönetim kuruluna sorulmaz. Çok müdahilseniz eğer yeni o kadar değiliz yani. O paramızı alabilir miyiz? Onu bilemem sevgili Salih. Şimdi o çok şey oldu. Çok kişisel bir soru oldu. Çok musul götürülür. Şimdi o çok bir hayırsever bir iştir. Bir gönül evet, işidir. Vicdani bir meseledir. O arkadaşlar yok, eğer öyle bir taahhütte bulunmuşlarsa
Yani iş adamları bunun gereğini yaparlar. Yani hesabın asıl yakışmaz. Sahibi gönderince yardım hesabı bunu okumak zorunda. Ha, sağ olsun, tamam da yani ben bu konuda yani 5000 lira da arkadaşlarımı yatıracağını söylemiştim. Bir iki kişi de yatırmış. Evet, Çam Sakızlı evet. Çoban Armağanı. Ama onun ötesinde ben kişisel taahhüdüm diyor. Ticaret Sanayi Odası adına verdiğim bir söz değil. Böyle bir şey yok. Yani Allah var. Ticaret Sanayi Odası'nın böyle bir bütçesi de yok. Şimdi ben o hesabın arkadaşlardan çok bilmediğim için onu bilmiyorum. Arkadaşlar diyor ki Salih Bey diyor 5000'i garanti. Ya muhtemelen sizin kayıtlarınız da vardır. Kimle beyanda bulunmuş, kimle sözde bulunmuşsa. Bu tamamıyla insani ve vicdani bir meseledir. Herkes bu yani bu işte deprem döneminde verdiği sözleri tutmayanların hepsini deşifre ettiniz değil mi? Yazdınız, evet, çizdiniz işte. Bu konularda da işte takip etsinler. Yani bir kişi kaldığını söylüyorum. Esas olan yani bunu da söylesinler yani. Niye söylüyorum? Yani bir kişi kalmış, o da o sebat adına verilen söz. İnşallah en kısa zamanda onu yatırırlar. Olur mu? Yarın yani seçim var. Seçimle alakası yok ya. Diyorum ya bu bir kişisel ve vicdani bir meseledir. Yani bunun seçimle ne alakası var? Şimdi Osebe'yi kapatıyoruz. Birçok soru var. Osebe'yle ilgili bir tarafa bırakıyorum. Tabii ben iki tarafa da başarılar diliyorum. Evet. Hepsi bizim odamızın üyesidir. En iyi hizmeti vereceğine inanılan liste kazanacaktır. Onlar tabii da önümüzdeki dönem içerisinde sanayiciler gerçekten çok zor durumdalar. Çok, zor çok sıkıntılılar. Yani tabii onların sorunlarını çözme konusunda bir irade çıkar. Biz de onlara hizmetkarlık ederiz. Yani önemli olan zaten burada şunu ama şunu ben çok önemsiyorum Necdet Bey. Hakikaten kendin gelişimi için artık şu zulukta kavgadan bir bırakılmalı. Şimdi kentin ekonomik gündemini belirleyen en önemli meselelerden bir tanesi sevgili Salih, Sayın Valimizin birkaç gün önce yaptığı bir açıklamadır. Evet. Bu çok önemli bir ifadedir. Yatırımcının muhatabı ilim valisidir. Beyanı bizim evet için çok değerlidir. Dolayısıyla evet kentte artık ekonominin konuşulabilir hale gelmesinin bir işaretidir ve bir muhatabiyetin oluşma biçimidir. Evet. Yani Sayın Vali'nin bu konuda rol tanımlaması, kendisini bu işin merkezinde tanımlaması bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Tabii. Ya işi çok zordur. Bir de Van'da kümelenmiş alan sadece organize sanayi bölgesi değil. Bakın kentin bundan sonraki ekonomik gündemini belirleyecek en önemli yatırım alanlarından bir tanesi de tekstil kenttir. Tabii. Bu çok önemli bir yerdir. Çok önemli bir meseledir. Çok ciddi firmalar var orada. Çok büyük bir istihdam potansiyeli var orada. Hepimizin oranın %100 başarıyla ve kapasiteyle çalışmasına katkı sağlamamız lazım. Ne olmuş bitmiş ama bundan sonra en az organize sanayi bölgesi kadar kıymetli bir kümelenmiş alan var. Biz enerjimizi oranın gelişimine katkı sağlayacak şekle dönüştürmemiz lazım. Tabii. Yani başta Sayın Vali olmak üzere biz rol almaya hazır olduğumuzu defaatle ifade ettik. Keza Van İşkem yeni işliklerle, evet, yeni yatırım alanlarıyla çok önemli bir model oluşturmaya başladı. Küçük sanayi sitesi deyip geçmeyin. Orada çok ciddi bir kümelenmiş alan var. Yeni marangozlar sanayi sitesi kuruluyor. Yani her biri aslında kent ekonomisinin gündemini belirleyecek kıymette, büyüklükte, külliyatta yatırım alanlarıdır. Yani hiçbirinin birbirinden şeyi yok. Tabii. Yani popülist yaklaşımlarla birilerinin kendilerini böyle reklam şeyi düzeyinde tutması doğru değil. Çok daha önemli yatırım alanları var. Tekstil kent de bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Tabii. Oranın yatırımcılarının rahat bir an önce üretime geçmeleri, istihdamlarını katlayabilmeleri, pazar bulmaları konusunda bize önemli görevler düşüyor. Keza organize sanayi bölgesinde etkin bir yönetsel anlayışın göreve gelmez sorunların bir an önce çözümü konusundaki dirayetleri hepimizi mutlu edecektir. Ya biz bu insanları alacağız, evet, sırtımızda gezdireceğiz. Böyle bir şey yok. Benim kişisel hiç kimseyle hiçbir sorunum olmaz yani. Biri gelsin desin ki oradan yazsın desin ki benim Necdet Takvay'la şu kişisel sorunum var. Yani aslında kişisel sorunları gündeme getirip kentin sorunlarını ötelemek bu kente yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir. Onun patolojik bir karşılığı var. Yani tıpta evet onun bir karşılığı var. O durumda olan insanların mutlaka kendi ruhsal dengelerini kontrol etmeleri lazım. Böyle bir şey yok. Bakın biz birbirimizi sevmeyebiliriz ama tabii burada bir kamusal hizmet yapıyoruz. Evet. Salih Geçken'le dışarıda görüşmeyiz, etmeyiz. Tabii ki. Ama sen soru soruyorsun ve tabii ben kenti aydınlatma konusunda, kent tabii ekonomisine dair takım beyanlarda bulunuyorum. Tabii. Mesele budur. Ve şunu anlamamız lazım. Birbirimizi yok ederek kimse kendini var etmemiştir. Tabii ki. Tarih bunu yazmaz. Tabii ki. Yeteneklerimizle, potansiyellerimizle rekabet iyi bir şeydir. Kıskanmak da iyi bir şeydir. Kötü bir şey değil. Ama bunu edep ölçüsünde yapmamız lazım. Evet. Birbirimizi kıskanalım. Daha iyisini yapma konusunda bir çabamız olsun. Bu bizi güçlendirir. Bu bizim çok daha enerjik bir yapıya kavuşmamıza katkı sağlar. Ben diğer kentlerle rekabet içerisindeyim işte. Tabii. İsimlerini vererek kentleri eleştiriyorum. Niye yatırımlar o kente gidiyor, bana gelmiyor diyorum rahatlıkla. Tabii.
Benim görevim kendi kentimi, yaşam alanımı, coğrafyamı, insanların maslahatını yüceltecek bir anlayışı temsil etmek. Bunun için mücadele etmek. Ben burada hiçbir kurumu yok ederek kendimi var edemem ki. Ticaret Sanayi Odası 55 yaşındadır. Ben 55 yaş, yani 150 yıl yaşayacak. Yarın ben gideceğim, başkası gelecek. Bunda bir şey yok. Ama kurumu sahiplenip güçlendirmemiz gerekiyor. Organize sanayi bölgesi de sahiplenilmeyi, korunmayı hak eden önemli kümelenmiş alanlarımızdan biridir. Van'ın göz bebeğidir. Tabii ki. Bu kadar net. Şimdi biz yıllardır bunu dile getiriyoruz. Evet, yıllardır bir ara gelemiyoruz. Kentle ilgili lobimiz yok. Güçler bir ara gelemiyor. Neden ne? Ya sebep ne? Yani paylaşılmayan ne var? Yani mesela örneklemek gerekirse, hakikaten ben sizi polemiğe çekmek istemiyorum. Böyle bir şey de haddime değil. Yani OSEBE ile Van TESO neyi paylaşamaz? Ya da VATBO ile Van TESO neyi paylaşamaz? Yani neyi paylaşamıyoruz? Bizim bir, asla böyle bir derdimiz yoktur. Hiçbir hani platformda da biz bunu dile getirmiyorum ben. Kesinlikle. Yani niye bir araya gelemiyoruz? Bu konuda sorunu olan kişilerin, aslında kurumların böyle bir derdi yoktur. Kurumlar kadimdir. Devam ederler. Bu konuda sorunu olan arkadaşların mutlaka tedavi olmaları gerekiyor. Yani ben bu konuda eğer tedaviye muhtaç bir durumdaysam, bunun kliniği bellidir. Arkadaşlarım umarım beni alırlar, oraya götürür, tedavi ederler. Yani dün aslında sosyolog vardı, bir doçent doktor. Ona sorabilirdin. Yani sosyolojik temellerini sorabilirdin. Yarın da bence bir psikolog çağır. Biraz da bunun psikolojik temellerini sorgulayabilirsin yani. Yok, salı gününe kalsın inşallah. Şimdi Van hakikaten ilerliyor. Yani bir hedefimiz vardı. 30 milyar dolar mıydı? Neydi? Tam olarak hatırlamıyorum. 1 milyar dolar 2023 hedefimiz vardı. O hedefi koyan da biziz yani. 1 milyar dolar. Yani ona doğru giderken sadece bir tek şeyimiz var. İranlı turistlerin Van'a gelişi, Van'da para bırakışları ve bavul ticareti yapışları. Bunun bu değil, bu değil. Şimdi bakın, ilk 3 aylık rakamlarla biz Doğu Anadolu bölgesinin en çok ihracat yapan ikinci kentiyiz Hakkari'den sonra. Tabii Hakkari'de şimdi yoğun bir maden ihracatı var. Bu rakamlar önemli rakamlar. Bizim bir de demir yolumuz var, biliyorsunuz. Yani demir yolu olan başka gümrük kapısı da yok. Bu bölgede tabii, yok. Zaten iltisat projesini falan da konuşacağız birazdan. O ayrı. O daha spesifik bir durum. Dolayısıyla şimdi Kapıköy'ün yeniden inşası tamamlandığında bizim hem ticaret yapma koşullarımız çok uygun olacak, hem gidiş gelişlerimiz daha yoğun bir şekilde alacak ve gidip gelip birbirimizi tanıdıkça ticari potansiyellerimiz artacak. Ve ben inanıyorum ki biz önümüzdeki yıl çok derin sorunlar yaşamazsak, bölgesel sorunlar, ülkesel sorunlar yaşamazsak, mevcut ihracat ve ithalat potansiyelimizin iki katı bir rakama erişebiliriz. Bu hayal değil yani, bunu yapabilir. Tabii. Bizde çok ciddi girişimciler var, çok cesur tüccarlar var. Yıllarca İran'la ticaret yapmışlar ama şu anda koşullar çok olumsuz. Yani işte fiziksel koşullar bir kere en temel engeller. Dolayısıyla bu fiziksel koşullar ortadan kalktıktan sonra biz bu konuda göreceli de olsa bir rakamsal farklılığa erişeceğiz diye düşünüyorum sevgili Selam. Şimdi tabii ki koşullar zaman alacak. Dışarıdan şimdi şeyler geliyor. Yani yatırımcılar geliyor. Mesela siz ve Fatih Bey'in de Van'a yönlendirdiği MEBE miydi, FEBE miydi firması var. Şimdi Almanya'ya gittiler. Adnan İnanç'ın öncülük etti. Ve birçok firma da aslında buraya da yatırım yapmak istiyor. Çünkü Cazibe Merkezi çok ciddi katkılar var. Devlet katkı sunuyor. Peki bunları yatırım bir an önce dönüştürebilecek bir enerjimiz var mı? Yani biraz da ayrışma bunları da engel oluyor ya şimdi sanki. Tabii yok yok. Yani hiçbir emek boşuna değildir. Yani her emeğin mutlaka karşılık bulacağı bir zaman olacak. Yani bundan emin olabilirsiniz. Ben bundan eminim. Yapılan hiçbir çalışma karşılıksız kalmaz. Evet. Yani mutlaka bir karşılık olacaktır. Bu gidiş gelişler, bu görüşmeler, bu değerlendirmeler. Ama şunu hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Şimdi Sayın Vali daha yeni geldi. Bu konuda işte bizim meclis toplantımıza geldiğinde kendisini brife edeceğiz, bilgilendireceğiz. Bizim yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda eksiklerimiz var. Evet. Örneğin işte organize sanayi bölgesinin 4. etabının hayata geçirilmesi ve tahsisler yapılabilir hale gelmesi lazım. Biz 2 yıldır organize sanayi bölgesinde tek bir iş yerinin açılışını yapmamışız. Yani mevcudu işte bu böyle bir şey. Tekstil kent şu anda işte işletmeler var, altyapıda bir takım sorunlar var.
İşte Sayın Milletvekilimiz ilgileniyor. Biz yoğun bir şekilde işte bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. İşbirliği alanı yaratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla mesela bizim Ferit Melen Havaalanı'nda gece uçuşlarını mutlaka hayata geçirmemiz lazım. Tabii. Orada yani yeni apronlarla Van artık bu şeyi kaldırabilecek durumda değil. Yani mevcut yapıyla bu palyatif çözümlerle sürdürülebilir değil. Bizim bölgesel uçuş merkezi haline gelmemiz lazım. Bizim İran'a, Irak'a, evet. Kuzey Irak'a uçuşları tekrar gündeme getirmemiz lazım. Bunların her biri mesela günde 10 defa elektrik kesintisi oluyor Salih Bey. Yani bunu çözmemiz lazım. Hakikaten bizim bu konuyu konuşmamamız lazım. Bu ayıp bir şeydir. Yani 1 milyon 100 binlik kentten bahsediyoruz. Bu kadar ekonomi gündeminden bahsediyoruz. Ama günde 10 defa elektrikler gidiyor ve bizim hayatımız kilitleniyor yani. Böyle bir şey yok. Tabii. Dolayısıyla bizim enerji altyapımızı güçlendirmemiz lazım. Kim ne yatırım yapacaksa, kim müdahale edecekse, kim bunun karar alma mekanizmasıysa bunların devreye girmesi lazım. Yerel yönetimlerimizin bir kere kent hinterlandında, kent merkezlerinde bir sorun oluşturmamaları lazım. Bunun otomatiğe bağlanmış olması lazım sevgili Salih. Yani bizim bir kent temizliği konumuzun olmaması lazım. Mahalle temizlikleriyle ilgili bir şeyimizin tartışmamızın olmaması lazım. Bunlar kentin yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik altyapı çalışmaları. Bunların bir an önce tamamlanması lazım. Yani tekstil kentte bir an önce hızlı bir şekilde yeni tahsis alanları yaratmamız lazım. Organize sanayi bölgesinde öyle yapmamız lazım. Mesela İşte inşaat malzemecileri kümelenme projemiz var. Bunu bir an önce bizim karar vericilerimizin karar verip bizim bu sorunu çözmemiz lazım. Şehir merkezindeki evet. Bu inşaat malzemecileri kümeleyip bizim yeni bir alanda kümelememiz lazım. Bir araya getirmemiz lazım. Bir organize hale getirmemiz lazım.